Evet sevgili dostlar, merhaba. Bu haftaki dersimizde hoş geldiniz. Bugün sizlere oktavlı bir etüt göstermek istiyorum. Oktav çalışmalarına dahil bir etüt diyelim. Hem sağ elimizin gelişimine katkı sağlayacak hem de yani oktavlı bir icra şeklini nasıl gerçekleştiririz? Hem etüt hem de eserler içerisinde hem de taksim içerisinde nasıl uygulayabiliriz? Bunları tarifini vermek istiyorum. İlk başta sizden istediğim ne? Şu an Hüseyin Aşıran perdesi üzerindeyim. Yani mi sesleri. Yani 4 ses kürdi dizisi ya da makamı olarak algılayabilirsiniz. Sol elimde en aşağıdaki kaba Hüseyin Aşıran yani kalın mi'de. Şimdi etüdümüzü oluşturan temel öğeler neler? Şimdi sol el tek, sağ el çift mızap hareketine dayalı bir çalışma. Şimdi bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Buna bakalım. Önce hedef noktamızı belirleyelim. Mi 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 fa 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 sol sa sa sol sa sa. Hareketimiz bundan ibaret. İnişini gerçekleştirelim. Şimdi ne yapıyorum? Sol, sağ, sağ. Bunu aslında ısınma etüdü olarak da sizlere sıklıkla tarif ederim hatırlarsınız. Ama bu kez bunu belli başlı, daha doğrusu farklı bir şekilde etüt olarak kurgulayıp eserler içerisine nasıl adaptasyonunu sağlarız? Bunun fikrini vermek istiyorum bu derste. Sol, 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 la, 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 si, si, si. Değil de atlamalı şekilde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen kısa bir örnek verdim aslında. Neye örnek? Taksim içerisinde nasıl bir cümle kompozisyonu oluştururuz, cümle oluştururuz ya da motif oluştururuz bu tekniği kullanarak. Dediğim gibi sıralı da çıkarırsınız. Şu an 4 ses muayyer kürdi makamındayım. Gördüğünüz gibi muayyer makamdaki Taksim'in girişini size sunmuş olduğum etüt dahilinde kullandım ve giriş cümlesi oluşturdum. Bunu dediğim gibi atlamalı şekilde de gerçekleştirirsiniz. Gördüğünüz gibi ahenkli bir şekilde hem normal melodik içerisine bu tekniği kurgulamış oldum hem de dediğim gibi Taksim icramın bir bölümünü bu teknik vasıtasıyla karşılamış oldum, gidermiş oldum. Evet, oldukça basit bir kullanım aslında. Şimdi tekrar anlatalım. Sol sağ sağ, sol sağ sağ, sol sağ sağ. Arkadaşlar unutmayın hep üst mızrap vuruyoruz. Birazdan ters mızrapını da göstereceğim. Evet, bunu hem sağ elini geliştirmek için, gelişimine katkı sağlamak için hem de taksimlerde, eser icralarında kullanabilmemiz adına arkadaşlar bu teknik kullanım önemli. Eserlerde de zaten oldukça hani kullanışlı bir egzersiz. Hemen yine eser içerisinde örnek verelim. Gördüğünüz gibi.
seslerde ve de atlamalı seslerde de kullanabilirsiniz. 8'lik tartımlarda, 16'lık tartımlarda eserin gidişatına göre, giderine göre, metronom değerine göre bu kullanımı sizler de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim bunun, ne dedik? Sağ el hep üst muzap. Yani sol, sağ, sağ. Bir de bu ters muzaplı kullanım var. Daha elimizi yormadan, daha etkili bir şekilde de bu tekniği kurgulayabiliriz. Atıyorum, nerelerde kurgulayabiliriz? Eser icrasında eliniz yoruldu diyelim. O an fazla muzap attınız ve elinizde enerji kaybı var ve bunu hissediyorsunuz. Ama bu tekniği de uygulamak istiyorsunuz eser icrasında, taksim icrasında. O yüzden arkadaşlar düz ters mızap, yani düz ters çekerek iterek mızap kurgusunu da bu etüde adapte edebilirsiniz. Yani hemen örnek gösteriyorum yavaş bir şekilde. İttim. Ters mızap. Derste. O yüzden birazcık zayıf gele olabilir. Düz ters, düz ters, düz ters. Bu etüdün içerisinde arkadaşlar düz ters mızırda adaptasyon sağlayabilirsiniz bu etüde. Evet, bu etüdü nasıl geliştireceğiz? Tabii ki kendisini sık tekrarlayarak arkadaşlar. Bunu tek oktavda da yapabilirsiniz. Yani iç ses üzerinde de çalışabilirsiniz. Oktavda da çalışabilirsiniz. Lütfen unutmayın, düşük metronomdan hızlı metronoma. Tamam. Ağır metronomdan yürük metronoma. Önce ağır çalışacaksınız ki sağınız kemik gibi olsun, otursun. Ondan sonra yavaş yavaş kademeli bir şekilde arkadaşlar hızlanabilirsiniz. Evet. Bu dersimizin de sonuna geldik diyelim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere örnekleri sunmaya devam edeceğim. Elimden geldiği kadar. Sizlerin de desteğiyle tabii. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı unutmayın. Gibi etkileşim olsun aramızda, kanalımızla, sizler arasında. Bu dostluğumuzu pekiştirelim. Bir sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.